Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetli bir trileçe tarifi hazırladım. Hem çok az malzemeli hem de garantili bir tarif. Şöyle iç dokusu, kreması, kekinin yumuşaklığı gerçekten çok güzel. Dokusu, yumuşaklığı ve lezzetiyle kesinlikle garantili tariflerimden bir tanesi. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Trileçemizin yapımına hemen başlıyoruz. Burada 5 tane yumurtamız var. Ve 1 su bardağından da 1 parmak eksik şekerimiz var. Şimdi yumurta ve şekerimizi köpük köpük oluncaya kadar 7-8 dakika kadar karıştırıyoruz, çırpıyoruz. Burada çırpma işlemimiz çok önemli. Lütfen köpük köpük oluncaya kadar sabredin ve çırpın. Gördüğünüz gibi yumurtam ve şekerim çok güzel bir şekilde çırpıldı. Köpük köpük oldu. Şimdi diğer malzemelerimi ilave ediyorum. Burada 1,5 su bardağı unum var. Tam ölçülü bir tarif olduğu için hepsini ilave ettim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilyam var. Bunları da şimdi düşük devirde yavaş yavaş çırpıyorum. Borcamımın altına bir miktar sıvı yağ döktüm. Güzelce yağlıyorum. Son derece yavaş bir şekilde çırpmış olduğum kek harcımı şimdi borcamıma döküyorum. Bir yandan da fırınımı ısıttım. Fırınımın ısı derecesi 170 derece. Trileçemin kekini borcama eşit miktarda yaydım. Şu şekilde bir sallayacağım ve içerisindeki hava kabarcıklarını aldıktan sonra 170 derece ısıtılmış fırında bir 5 dakika pişireceğim. Sonrasında fırınımın derecesini 150'ye düşüreceğim. Burası çok önemli bir püf noktası. 150 dereceye düşürmeyi sakın unutmayın. Trileçemizin keki pişerken biz de bir yandan karamel sosumuzu yapalım. Bunun için bir çay bardağı şekeri tencereme aldım. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi, şeker erirken spatula, kaşık, herhangi bir şey şekerimize değdirmiyoruz, dokundurmuyoruz. Bu şekilde sallaya sallaya şekerimizi eşit miktarda eritiyoruz. Şekerim yavaş yavaş erimeye başladı. Dikçe ben bu şekilde karıştırıyorum ve şekerlerin eşit bir şekilde erimesini sağlıyorum. Şekerlerimiz gördüğünüz gibi rengi açılmaya başladı. Eşit olarak da güzelce eriyorlar. Rengi birazcık daha altın rengine geldiği zaman tereyağımı ekleyeceğim. Harika bir renk oldu. Şimdi tereyağımı ekliyorum. Gördüğünüz gibi tam bir altın rengi. Tereyağımızı artık ekleyebiliriz. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağım var. Tereyağımı ekliyorum. Şekerimle eriteceğim. Bu esnada devamlı karıştırmamız gerekiyor. Tereyağımız eridi. Ve şimdi kremamızı ekliyoruz. Bir paket kremayı ekliyorum. Ve yine karıştırıyorum. Karamelimiz şu an oldukça cıvık bir kıvamda. Gördüğünüz gibi. Altını kıstım ocağımın ve kıvam alması için kısık ateşte pişiriyorum. Karamelimiz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Bu sıvı hali sizi korkutmasın. Kaynadıkça koyulaşacak ve güzel koyu bir kıvam alacak. Karamelimiz kaynamaya başladıkça güzelce hafif hafif kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi. Fakat karameli pişirirken çok fazla katı yapmamaya da özen gösterin. Çünkü soğurken de bir miktar daha kıvam alacaktır. Bu sebeple yine hafif duru bir kıvamdayken altını kapatabiliriz. Karamelimin kıvamı yeterince koyulaştı. Gördüğünüz gibi ilk akışkan hali artık yok. Şimdi karamelimi kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum.
Evet, soğudukça daha güzel bir kıvam alacak. Birazcık daha sertleşecek. Kekimiz fırından çıktı. Ilıklaşmasını bekliyoruz. Ve o esnada da sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuz için 3 yemek kaşığı şeker, 4 su bardağı sütümüz var. Önce bunları güzelce karıştırıyoruz. Şeker tamamen eridikten sonra da kremamızı ekleyeceğiz. Şekerimiz eridi. Şöyle bir paket kremayı sosumuza ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Sosumuzu hazırladık. Kekimiz ılıklaştı. Tüm keki sosu güzel bir şekilde çeksin diye bu şekilde delmemiz gerekiyor. Güzelce çatalla delikleri açtık. Şimdi sosumuzu kekimize döküyoruz. Bir poşet krem şantimizi çırpma kabımıza alıyoruz. Üzerine bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz ve katılaşıncaya kadar çırpıyoruz. Çırpmış olduğum krem şantimi trileçe kekimin üzerine eşit bir şekilde dağıtacağım. Burada krem şantiden bir miktarını ayıracağım ve trileçemin üzerine şeritler yapacağım. Süslemek için kullanacağım. Şimdi krem şantimi düzgün bir şekilde yayıyorum. Krem şantimi güzelce düzleştirdim. Eşit bir şekilde borcamıma yaydım. Şimdi de karamelimi ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi karamelim çok da güzel bir kıvam aldı. Durdukça katılaştı. Şimdi krem şantimin üzerine karamelimi dağıtıyorum. Karamelimizi de trileçemizin üzerine yaydık. Şimdi o meşhur çiziklerini yapacağız. Ayırmış olduğum krem şantiyi şeritler halinde karamelimin üzerine sıkacağım. İnce şeritler halinde krem şantimizi sıkıyoruz. Tüm krem şantimi sıktım. Şimdi şu şekilde bir kürdan yardımıyla şekil veriyoruz. Yalnız her defasında kürdanımızı temizlememiz gerekiyor. Trileçem hazır. Dilimledim. Bir gece beklettim. Ve artık servis zamanı geldi. Dokusu, lezzeti gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Daha önce de defalarca yaptığım tariflerden bir tanesi. Dokusu, yumuşaklığı ve lezzetiyle kesinlikle garantili tariflerimden bir tanesi. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.